Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit. Benim hocam yayınlarından çıkan LGS Türkçe video ders notları kitabımızın sorularını çözüyoruz. 8. ünitedeyiz. Test 8. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar birinci soruda numaralı cümleler var. Yukarıda numaralanmış bölümlerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Hemen bakıyoruz. Şimdi burada birinci cümleyi bulmak, yani giriş cümlesini bulmak bizim için çok değerli arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer numaralı cümleler veriliyorsa giriş cümlesini bulmamız gerekiyor. Şimdi burada öncelikle beşinci cümleyle kesinlikle başlamaz başlamamalı. Bu giriş cümlesi özelliği göstermiyor. Dolayısıyla ve tabii ki burada bir özet geçildiği için esere ait, Ateşten Gömlek isimli esere ait bir özet geçildiği için ne olması gerekiyor? Bir öyküleme var tabii ki burada. Öykülemeye dönük yani kronolojik bir sırada izlemeli. Buna da dikkat edilmeli kesinlikle. Şimdi baktığımızda edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki ve hala da en güzeli olarak değerlendirdiği Ateşten Gömlek'in konusunu Cevdet Kudret şöyle özetliyor. Şimdi tabii ki Özetliyor, şöyle özetliyor bir kere eserden bahsediyor ve özete geçiş yapılacak. O zaman ilk olarak dörtle başlamalıyız arkadaşlar. D seçeneğini bu anlamda eleriz. Daha sonrasında özete geçtiğimizde ilk adımla başlamalıyız. İlk adımla. İzmir'in işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlar tarafından öldürülen Ayşe, bir İtalyan ailenin yanına sığınarak İstanbul'a akrabası peyaminin yanına gider. Ulusal coşku içinde çalkalanan İstanbul'da protesto mitingleri yapılmaktadır. Dikkat edelim. Burada ne olacak arkadaşlar? Mitinglerden bahsetti dikkat ederseniz. Ve mücadele, milli mücadele yeni başlıyor. İzmir'in işgali gerçekleşiyor burada. Dolayısıyla ilk olarak buradan başlayacağız. 3 numaradan. Yani ne yaptık arkadaşlar? 4, 3, 3 şeklinde ilerliyoruz. Ardından Ayşe, Peyami ve Peyami'nin arkadaşı Binbaşı İhsan, Kuvayi Milliye'ye katılmak üzere Anadolu'ya geçerler. Ne oldu çünkü? Bir coşku var. Peyami'nin yanına gidiyor. İstanbul'a akrabası Peyami'nin yanına gidiyor. Kim gidiyor? Ayşe gidiyor. O zaman Ayşe ile e, nedir? Burada Peyami ilk defa karşılaşıyor. İlk defa buluşuyor. Dolayısıyla bu öncül. Daha sonrasında bir de ne olacak? Birinci cümlede Ayşe Peyami ve Peyami'nin arkadaşı Binbaşı İhsan Kuvayi Milliye'ye katılmak üzere Anadolu'ya Anadolu geçecek. Çünkü İstanbul'daydı. Önce İstanbul, sonra Anadolu. Buna dikkat bu sıralamaya. Yani bir gelecek arkadaşlar üçten sonra da e, baktığımızda bir gelmeli. Devamında bu dikkat edin. Hemşire Ayşe içten içe sevmeye başlamışlardır diyor. Bir aşktan bahsediyor, sevgiden bahsediyor. O zaman bu aşk diye devam edebiliriz. Yani 5 cümleyle. Dikkat edelim. Bunun dışında geriye ne kaldı? İki numara kaldı. Savaşta İhsan ile Hemşire Ayşe ölür. Bacaklarından ve başından yaralanan Peyami de Ankara'da Cebeci Hastanesi'nde ölür. Yani en son tabii ki finalimiz, bitişimiz ölümle gerçekleşecek. Yani bu verilenler arasından tabii ki kastettiğimiz o. Yani son olarak da iki gelecek arkadaşlar. Bunun yani iki numaranın sonuç cümlesi olduğu çok açık ve net bir şekilde karşımızda duruyor. O zaman... 4 3 1 5 ve 2 olmalı sıralamamız. Yani cevap A. 2 numaradayız arkadaşlar. Bir tablo verilmiş. Tabloda numaralı bölümler var. Numaralı bölümlerden 3 numara boş bırakılmış. Buraya dikkat. Tabloda paragrafın bölümleri verilmiştir. Bu tabloda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şimdi dikkat edelim burada. Hemen okuyacağız tabii ki bu bölümü. Öncesi ve sonrası boş bırakılan yerin öncesi ve sonrası bizim için çok değerli arkadaşlar. Bulutlu gecelerde ise normalde uzaya ulaşan uzun dalga boylu kırmızı ve tonlarındaki ışınlar bulutlardan sekerek yeryüzüne geri döner. Bunun sonucunda bulutlu şehirlerde kırmızımsı gökyüzü parlamaları ortaya çıkar. Gökyüzü parlamaları ortaya çıkar. Yapay ışık kaynaklarının gökyüzünü aydınlatması sadece bilimsel gözlemleri etkilemiyor. Bölgede yaşayan canlıların biyolojik saatleri, hareket örüntüleri ve hatta üreme döngüleri de ışık kirliliğinden olumsuz etkilenebiliyor denilmiş arkadaşlar. Evet burada kar tanelerini oluşturan buz kristalleri geçmişte günümüze birçok bilim insanının dikkatini çekmeyi başarmış. Örneğin 1900 1611 yılında John Kepler bir makalesinde buz kristallerinin altılı simetri şekillerinden bahsediyor. Bundan yaklaşık 20 sene sonra Ren Descartes doğada çok ender görülen 12 kenarlı kar tanesini gözlemlemiş. Descartes kenarların ve açıların mükemmel bir biçimde birbirine eşit ve dümdüz olduğunun altını çizerek bu kadar düzgün şekilde oluşan kar tanelerinden nasıl etkilendiğini ifade ediyor. Yapay ışık kaynaklarının gökyüzünü aydınlatması sadece bilimsel gözlemleri etkilemiyor. Ne oldu burada? Bilimsel gözlemlerden bahsedildi arkadaşlar. Dolayısıyla e, buradaki bilim adamlarının isimleri verildi. Dikkat edin, Descartes'ten özellikle bahsettik, Kepler'den bahsettik e, ve yazdıkları makalelerden. Bölgede yaşayan canlıların biyolojik saatleri, hareket örüntüleri ve hatta üreme döngüleri de ışık kirliliğinden olumsuz etkileniyor denilmiş artık arkadaşlar. Dolayısıyla burada Burada arkadaşlar cevabımız B olmalıdır. Devam edelim. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Burada tartışma anlatım biçiminin özellikleri verilmiş. Bunları okuduk. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi ile yazılmıştır denilmiş. Arkadaşlar burada zıt düşünceler, karşıt düşünceler olacak. Çok net bir şekilde okurun düşüncelerini değiştirme amacı olacak tartışma anlatım biçiminde. Buna dikkat ederek metnimizi değerlendireceğiz. Bir dergici hele sayfaları boyu boybosu ile bir sıkımlık canı olan bir derginin yöneticisi olarak kısa yazı peşine düşer oldum nicedir. Niteliğine hiçbir sözüm olmayan yazıların her şeyden önce niceliğine bakmak bende vazgeçilmez. İsterseniz kötü deyin bir alışkanlık halini aldı. Çoğu yazar arkadaşlar kınadı bu tutumumu. Kendi açılarından haklı olarak öylesi konular varmış ki kısalığa gelemezmiş. Hele düşünceli düşünce yazılarında böylesi bir sınırlama yersizmiş. Buna katılmak mümkün mü? Dikkat edin arkadaşlar bizim kritik noktamız burası aslında. Bu bölüm bizim hem okumamızı dahi bitirmemize neden oluyor. Devamını getirmemize gerek kılmıyor bir nevi. Tabii siz yine mümkün olduğunca paragrafların seçenekleri tamamen okuyun. Fakat bu bölümde tartışmanın ne olduğunu söyleyebiliriz. Üzerini çizdiğim bölüm tartışma olduğunun kanıtı durumunda arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Şimdi birinci soruyu tamamladık, üçüncü soruyu da tamamladık, dördüncü sorudayız. Aşağıdakilerden hangisinde öyküleme anlatım biçiminden yararlanılmamıştır denilmiş? Yararlanılmamıştır. Dikkat edelim. Yani eylem ağırlıklı olmayacak. Şimdi öyküleme dediğimiz anda arkadaşlar ne olacak? Eylem cümleleri olacak. Eylem cümleleri. Ee, bunun dışında kişi, yer ve zaman unsurları olacak arkadaşlar. Eylem cümleleriyle de bağlantılı olarak nedir? Olay örgüsü olacak. Tabii ki. bir hareketli bir görüntü olacak. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Şimdi burada Dikkat edin İstanbul'a geldi akşam Timur Adana kebap yemek istediği Onun favori lokantalarından biri yür yürüyüş mesafemizdeydi. Levent çarşısına doğru yürüdük ve güzel bir yaz akşamı lokantanın terasına oturduk. Nedir? Daha ilk 2-3 e, cümlede bile biz öykülemeyi netleştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada nedir? Öykülememiz tabii ki var. Devam B seçeneğine bakıyoruz. Akıllı cihazların bizi izlemesi, dinlemesi, hareketlerimizi kayıt altına alması ve bunları başkalarıyla paylaşması son yılların popüler dertlerinden birisi. Mahremiyetimizi korumak için teknolojiye karşı yine teknolojiden yardım istiyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada bilgi aktarımı söz konusu. Bu nedenle açıklama anlatım biçiminden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada öyküleme yoktur. Öykülemeden yararlanılmamıştır. Yani cevabımız B olmalıdır. Devamına baktığımızda yine teyit etmek gerekirse arkadaşlar Adam kamyonun sahibiydi. Şoför yüzünü buruşturarak indi. Delikanlıdan yarım lira peşin, peşin aldı. Sonra arabanın arka kapağını gevşeterek eğri bir şekle koyan ve üzerine çuvallarını, çullarını seren öteki köylülere sıkıştırıp yeni gelene bir yer açtı. Derken burada tabii ki arkadaşlar öyküleme olduğunu söylemek mümkün. Evet. D seçeneğinde de yine aynı şekilde eğdi başını adınız diyor müşvik. Ağır geliyor yabancının sorması. Vazgeçesim çıkıp gidesim tutuyor. Gözümü kaldırınca yeşiller gene gözümde. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada da ne var? Öyküleme var. Çünkü hareket var. Eylem var. Olay örgüsü var. Kişi yer zaman unsurları var arkadaşlar. Dolayısıyla cevap B diyebiliriz. Beşinci sorudayız. Bu şiir aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğindedir? Dikkat ederseniz arkadaşlar bu vatan toprağın kara karabağarında toprağın karabağarında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bu vatan nokta nokta larındır. Bu, bu vatan nokta nokta larındır. Bu vatan nokta nokta larındır diyor. Yani bu vatan kimindir arkadaşlar? Bu vatan kimindir diye sorabiliriz. Bu sorunun cevabı olduğunu söyleyebiliriz. Buna cevap veriyor çünkü sürekli. Bu vatan kimin diye sorulmuş sanki dikkat ederseniz ve sürekli ona yönelik bir ifade yer alıyor. Arkadaşlar enteresan sorularımdan birisi. Dört tane parça var. Bu parçalardan hangisinde dördünde de boş bırakılan yer var. Hangisine bu özelliği sayesinde CS kendini dış ortamdan gelecek zararlara karşı korur ve böylece elverişsiz olağanüstü koşullarda da hayatta kalır. O zaman elverişsiz olağanüstü koşullardan bahsedilecek bu ifadeden önce ve CS'den bahsedilecek. Dikkat ederseniz burada A seçeneğinde birincisi CS'den bahsediliyor. Bu net kenarda. Bunun dışında dikkat ederseniz yine örneğin Örneğin Kavuz olarak adlandırılan en dış katmanın yapısı diğer buğday türlerine kıyasla daha dirençli olduğu için siyez çevreden gelebilecek zararlara karşı dayanıklıdır. Yani bu özelliği sayesinde siyez kendini dış ortamdan gelecek zararlara karşı korur ve böylece elverişsiz olağanüstü koşullarda da hayatta kalır diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz arkadaşlar. Cevabımız 1 yani A olmalıdır bu yüzden. Çünkü olağanüstü durumlardan bahsediyor. Hastalık aşırı sıcak sıcak, aşırı soğuk, zararlı canlılar gibi ifadeler kullandı. Yani bunlara dirençli olduğunu belirtti arkadaşlar. Yedinci sorudayız. Bu parçada kullanılan anlatım biçiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar dikkat edelim. Burada Kudüs civarında bir süredir kazısı devam eden bölgede taş devrine ait buluntulara rastlandı deniliyor ve ardından bir takım sayısal verilerden nesnel cümlelerden yararlanılıyor. Nesnel cümleler var. Yani bilgi aktarımı var aynı zamanda. Bilgi aktarımı. Sade bir anlatım var. Sade bir dil kullanılmış. Çünkü bir bilgi aktarımında sade dil tercih edilir. O zaman bilgi verme amaçlı yazılan yazılarda kullanılan bir anlatım biçimidir. Sade nesnel bir anlatım söz konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız D. Sekizinci sorudayız. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı niteliğinde olabilir? Arkadaşlar. Kuş yumurtalarının bir ucu diğer diğerinden daha sivridir. Bu özel şeklin birçok yararının olduğu düşünülüyor. Bunlardan biri yumurtlama süreciyle ilgili. Kuş yumurtlarken her zaman yumurtanın sivri olan ucu arkada olur. Yumurtanın bu şekilde durması kuşun yumurtlamasını kolaylaştırır. Bu şeklin sağladığı başka bir yarasa, yararsa şu: bir yumurta herhangi bir dış etken sonucu hareket ettiğinde dairesel bir yol izler ve hemen hemen ilk bulunduğu yere geri döner. Böylece örneğin yumurta yüksek bir yerde duruyorsa yuvarlanıp düşme olasılığı azalır. Sorumuza dönersek eğer, sorumuza dönersek eğer dikkat edin. Kuş yumurtaları yuvarlak olsaydı, hem, dikkat edin, yumurtlama hem, yumurtlama daha zor olurdu hem de yumurtaların yuvarlanıp düşme olasılığı artardı. O zaman sorumuza dönersek dediği andan itibaren soruya dair, soru köküne dair bir şeyler söylüyor. O da kuş yumurtaları yuvarlak olsaydı ne olurdu? Çünkü kuş yumurtaları yuvarlak olsaydı ne olurdu bundan bahsediyor son bölümde. Sonuç bölümü bizim için çok değerlidir arkadaşlar. Sonuç bölümünde biz genellikle ana düşünceyi buluruz soru da aslında ana düşünceyle bağlantılıdır zaten. Buna dikkat edelim daima. Dokuzuncu sorudayız. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar bir kere giriş cümlesi özellikleri bizim için burada çok önemli arkadaşlar. Giriş cümlesinin özelliklerini bileceğiz. İki, ikincisi arkadaşlar parça, parça Parçayı ikiye ayırma. Bununla ilgili arkadaşlar nedir? Bizim bir taktiklerle paragraf kitabımız var. LGS taktiklerle paragraf. Haluk Seyit muhakkak bu kitabı edinin arkadaşlar. Bu kitapta paragraf sorularıyla ilgili müthiş taktikler veriyorum. Bu kitabı muhakkak edinin diyorum. Tavsiyem bu arkadaşlar. Bu tarz sorularla alakalı olarak. Tabii ki burada da bilgilendirme yapıyorum. Ama orada birebir olarak hem taktiği verip hem uygulamasını yapıp hem de sizden uygulama bekliyorum. Aynı zamanda sorularım var bunlarla bağlantılı. Pekiştirmenizi sağlıyor daha fazla. Örnek var ister istemez tabii ki bir paragraf kitabında sonuçta daha fazla paragraf sorusu olur doğal olarak. Baktığımızda arkadaşlar burada 9. soruda günümüzden 12.000 yıl önceye tarihlendirilen Göbekli Tepe'deki tapınaklardan bahsediliyor ve bunların yerleşiminden bahsediliyor. Bunun yerine deniliyor çünkü bağlantılı dikkat edin bu bir kere giriş cümlesi olamaz mesela ikinci cümlemize baktığımızda bunun yerine diyor. 12 futbol sahası büyüklüğündeki arkeolojik sitenin kilometrelerce uzaklıktaki fark edilebilecek en yüksek noktasına konumlandırılmıştır. Yani Göbekli Tepe'nin konumundan bahsediliyor ve bu konumun özelliklerine bahsediliyor. Çevresine hakim bu tapınaklar alanın seçilmesinde rol oynadığı düşünülen en önemli öge bölgenin kireç taşı yoğunluğu, yoğunluklu bir toprağa sahip olması. Şimdi burada bir anda konu değişti. Konumundan ziyade konumunun seçilmesinde rol alan unsurlardan bahsedilmeye başlandı. Üçüncü cümleden itibaren Dolayısıyla ve devamında da dikkat edin bu kireç taşlı yüzeyden çokça bahsediliyor. Kireç taşından devam ediyor. Kireç taşından devam ediyor. O zaman o zaman kireç taşından bahsedilmeye başlandığı andan itibaren yani 3. cümleden itibaren yeni parçayı 2. paragrafımızı başlatabiliriz. Cevapa. 10. sorudayız. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümle, cümlelerden hangilerinde tanımlamaya başvurulmuştur? Tanımlamada nokta nokta denir. nokta nokta dır şeklinde bir yapı olması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat. Aman dikkat diyorum. Hemen bakalım. 4. cümlede 4. cümlede ne var arkadaşlar? Alerjinin, alerjinin, alerjinin tanımı var arkadaşlar. Devam. 5. cümlede ne var arkadaşlar? Yine dikkat edelim. Bu sefer alerjinin tanımı var. Alerjen. Dolayısıyla 4 ve 5'te tanım olduğuna göre tanımlama vardır diyoruz ve cevap B diyoruz arkadaşlar. 11. sorudayız. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen seçenekleri okuyacağız. Sonra metin içerisinde bunları arayacağız. Eserlerin sahip olduğu özellikleri kaybetmesine neden olan etkenlere neden olan etkenler. Bir eserin zaman içinde fiziksel, kimyasal, biyolojik olaylar gibi nedenlerle bozulması sonucunda sahip olduğu özellikleri kaybetmesini engellemek için alınan tedbirler denilmiş. Dolayısıyla A seçeneğinin A seçeneğine değinildiğini söyleyebiliriz. Nedenler sıralandı dikkat ederseniz. Evet, hemen bakalım devam. Restorasyon ad adı verilen uygulamanın hangi durumlarda devreye sokulduğuna diyor. Dikkat edin arkadaşlar burada yine restorasyon, restorasyon adı verilen çalışmalardan bahsettik. Bunun için yapılan çalışmalar ise restorasyon olarak bilinen onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilir. Onarım çalışmaları eserin özgünlüğüne zarar vermeden gelecek kuşaklara aktarılabilmesi amacıyla yapılan zorunlu müdahalelerdir. Yanlış onarım uygulamaları eserin çok daha fazla zarar görmesine hatta bazı durumlarda eserin tamamen kaybedilmesine yol açabilir. Bu yüzden hem koruma hem de onarım çalışmalarında mutlaka mutlaka uzman görev alması gerekir. Yani restorasyon çalışmasında uzmanların çalışmasının neden önemli olduğu açıklandı. Arkadaşlar bir koruma ve onarım uzmanının amacı eserin yeni bir yeni gibi görünmesini sağlamak değil onu mümkün olduğunca özgün haline getirmektir. Evet burada Burada arkadaşlar önleyici korumada eserlerin çürümesine ya da bozulmasına neden olan nem ve ışık gibi çevresel koşullar kontrol altına alınır. Bu tür koruma çalışmaları eserin varlığını sürdürmek amacıyla yapıldığından süreklidir ve eserin yaşamı boyunca devam eder. Bazı durumlarda eser çok zarar görmüş ve ya da eserdeki bozulmayı engellemek için olacak bir önlem kalmamış olabilir. Bu durumda devreye girer bu durumda onarım devreye girer arkadaşlar. Yani restorasyon adı verilen uygulamanın hangi durumlarda devreye sokulduğundan da bu kısımda bahsediliyor. Yani burada C'den, burada A'dan, son bölümde de D'den bahsedildiğini söyledik. Fakat B seçeneğinde ifade edilen önleyici korumanın her eser için belli dönemlerde uygulanan bir yöntem olduğu belirtilmiyor. Bununla ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. Arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben yorum bölümünde sizleri bekliyorum. E, muhakkak yorumlarınızı nasıl işlerin gittiğini merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.